Evet sevgili dostlar, Yeşilyer Caddesi üzerindeki turumuzun ikinci konuğuyla birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Uğur Akın. Ne işle meşgulüz? Konfeksiyon, hazır giyim. Akın arkada, giyim. Arkada gördüğümüz giyim mağazası, evet. Akın giyim. Nasıl gidiyor işler? Fena değil, soğuklar, millet üşüyor. Üşüyünce dükkana girmez mi yani, ısınmak için? Ya, dükkana ısınmak için de giren var. Dışarıda üşümemek için alışveriş yapan da var tabii. Kış mevsimi neler satılıyor en çok? Genelde kaban ve kadife tarzı ürünler daha çok. Kazak, triko tarzı evet. Ürünler. Kalın giyecekler öyle mi? Evet, kalın peki. Giyecekler nasıl? Senin gibi. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar 5 senedir aynı. 5 senedir. 5 seneyi de geçti, hatta 7 senedir aynı. Değişen fiyatta kar marjları gerçi. Siz mi 7 sene önce çok kazanıyordunuz yoksa biz mi kazıklanıyorduk? Yok, toptancılar... Soruya bakın. Toptancılar bu aradaki zincirin en fazla kazanan halkası olan toptancılar zannedersem daha çok kazanıyormuş. Öyle mi? Şu bu dönemde de müşteriler kazanıyor. Müşteriler kazanıyor. Evet. Peki. Yeşilyer Caddesi üzerinde kaç seneden beri esnaflık yapıyorsun? 20 sene oldu. 20 sene. 20 sene öncesiyle şu anki Yeşilyer Caddesi arasında ne tür farklar var? Hiçbir fark yok. Aynı. Aynı mı? Aynı. Sadece insanlar değişiyor. Mağaza sahipler değişiyor. Kiracılar genelde değişiyor. Aynı. Evet, değişen aynı. Bir şey yok. Peki elektrikler yer altına alındı. Değişen o bu dönemde hizmet. Başka da değişen bir şey yok ama değişecek inşallah. Yıldırım Belediyesi çalışıyor. Değiştireceğiz el birliğiyle. Evet. Güzelleştireceğiz caddemizi. Peki Gurbetten Sıla'ya mektup programımızın adı ve yeni bir yıla başlayacağız inşallah birkaç gün sonra. Evet. Neler yeni temenni yıl, ediyorsunuz? Yeni yıl Bursa'ya özellikle. Müşterilerimize inşallah hayırlı uğurlu olur. En kötü günü bugün gibi olur inşallah. Kriz ortamında belki insanlar ne kadar iyi olabilirim diye düşünebilir ama krizler gelip geçicidir. Ümitli olmak lazım. Herkese yeni yılda başarılar, sağlık, mutluluklar dileyim. Eyvallah. Peki teşekkür ediyoruz. Rica programımıza ederim. Renk attın. Teşekkür ederim. Bu kardeşimizi alalım bakalım, seni tanıyalım. Adım Tarık Ahmet, soyadım Akın. Tarık ne yapıyoruz? Okuyoruz mu? Evet. Nasıl dersler? Güzel. Nerede okuyoruz? Adnan Menderes İlköğretim Okulu'nda. Kaçıncı sınıf? 6. 6. Dersler evet. İyi. Büyüyünce ne olacaksın diye bir soru sorarlar. Ben küçükken hiç bilmezdim bunu ya. Ne olabiliriz ki falan. Öyle bir planım projem yoktu. Büyüdükçe şekillenmeye başladı. Ama şunu biliyorum. Orta 1'den beri fotoğraf makinesi devamlı elimdeydi. Ben mesleğimi aslında orta 1'de seçmiştim. 78 yılında. Ben fotoğrafla ilgili, kamerayla ilgili bir şey olacaktım. Oldum da. Senin var mı böyle bir meziyetin, sevdiğin bir şey? Bilgisayar mühendisliği. Bilgisayarı seviyor musun? Evet. Sadece oyun oynamayı mı seviyorsun yoksa araştırıyor musun? Araştırmayı. Ah oyunda be. Pek kullanmıyorum. Şimdi düşünüyorum şu Google bizim zamanımızda neye yoktu ki? Giderdik kütüphanelere sadece kitabın ismini bulmak için fişler arasında 2 saatimiz geçerdi. Şimdi Google'a soruyorsun. Ne istiyorsan hemen sana 5-10 sayfa, 50 evet. Sayfa, 100 sayfa bilgi çıkartıyor değil mi? Evet. Kim icat etti acaba bunu? Neyse bunların hepsi fani, boş ver, fazla kafayı takma. Sen güzel bir bilgisayar programcısı ve mühendisi olursun inşallah. Yeni yıla giriyoruz. Neler söyleyeceksin birkaç cümle? Yeni yılda herkes mutlu olur benim bildiğim. Başka günlerde mutlu olmaz mı insanlar? Olur. Herkese göre değişir. 365 günün hepsinde biz mutlu olmaya çalışalım. Evet. Değil mi? Herkese mutluluklar diliyorum. Peki. En sevdiğin arkadaşının adı neydi? Mert. Mert. Ona da selam söyle buradan. Mert selam söylüyorum. Bu kadar. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Programımıza renk kattın. Sağ ol. Bir şey değil. Evet sevgili dostlar, Yeşilyer Caddesi üzerindeki sohbetlerimiz devam ediyor. Şimdi yeni bir dostla birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ahmet Ferruh Güldal, Gülen Spor'un sahibiyim, esnafım. Evet. Nasıl gidiyor işler? Valla bu ara biraz durgunluk var ama ne yapalım? Nasip böyle. Kaç seneden beri Yeşilyer Caddesi üzerindeyiz? 10 sene bitti. 10 yıl geçti. 10 sene. Evet. Nasıl, memnun muyuz bu caddeden? Valla pazar kalkıncaya kadar çok güzeldi. Ticaret çok güzeldi bu caddede. Pazar kalkınca esnafların durumu biraz kritik oldu. Evet. Bir pazar gününe mi endeksli çalışıyorduk? Yani öyle diyebiliriz ama o zaman pazar değildi. Orası sanırım böyle bir panayır diyelim. Değil mi? Tabii. Panayır gibiydi. Gideni geleni çoktu. Çoktu yani. Pazar demek az kalır. Panayırdı.
Memleket neresi? Ben Vanlıyım. Van. Evet, Vanlıyım. Van nere, Bursa nere? Kaç seneden beri Bursa'dayız? 16 senedir Bursa'dayım da, Yeşilyayla'da 10 senedir, 6 senede Gemlik'te esnaflık yaptım. Gemlik'te. Evet, ondan sonra buraya geldim. İşte nasip. 16 seneden beri Bursa'dayız. Bursa'nın evet. Plakası da 16. 16, doğru. Peki, Bursa'yı beğendik ki Bursa'da kaldık. En çok neyi hoşunuza gidiyor Bursa'nın? Bir kere insanları çok sıcak. Bizim Van'ın insanları da öyledir. Çok sıcaktır. Vanlılar çok sıcak kanlıdır. Çok böyle sevecendir. Bursa'nın insanları da öyle. Bir de işte havası ve denizi. Biz göle alışık olduğumuz için deniz çekiyor. Bursa güzel yani. Bir de evliyaları güzel. Ya Bursa güzel. Bursa çok güzel. Evet, sevdim. Böyle bir tarihi mekan olabilir. Sizi böyle sizden alıp götüren bir yeri var mı Bursa'nın? Oraya gittiğiniz zaman böyle içinizin hoş olduğu bir mekan, bir yer. Var mı böyle bir yer Bursa'da? Yani ben Bursa'da Güzel Yalı'yı çok seviyorum. Mudanya'yı çok seviyorum. Gemli'ye de çok gidip geliyorum ama en çok Güzel Yalı beni çok cezbediyor. Güzel Yalı çok hoşuma gidiyor benim. Evet. Peki Van deyince Van'ın neyi meşhurdur? Van önce ne olur? Van'ın dünyada Rabbim vermiş tek göz kedisi. Çok tabii. Dünyada bir tek Van'da yetişir. Bir göz mavi, bir göz yeşil. Van kedisi. Bir de bizim Van'ın otlu peyniri. Bir de yine Allah yalnız Van Gölü'ne özel vermiş inci kefali. Bir tek Van Gölü'nde inci kefal yaşıyor biliyor musunuz? Öyle mi? Hem tuzlu hem sodalı. Sadece inci kefal yaşar. Sadece Van'da yaşar. Ne kadar güzel. Bak bunu da ilk defa öğrenmiş olduk. Kediden sonra Van kefali. Van kefali, inci kefali. Bir de Van canavarı. Van Gölü canavarı vardı. O espri. Öyle espri şey. Miydi? Yok, yok. Biz Van Gölü'nde o kadar yüzerdik ki. Görenler var ama. Yok yok, espri olmaz. En yok, çok öyle. Yüzen abilerden bir tanesi Van Gölü'nde. Çok iyi yüzerim gerçekten. Van Gölü'nde de çok yüzdüm. Şu simsiyah saçlarım bembeyaz olurdu. Ya simsiyah saçım tabii beyaz ve böyle sarı. Daha çok beyaz demeyelim de sarı böyle. Sarının da açığı. Neden? O sodalı ve tuzlu ya. Evet. Göl. Giderdik bir 15 gün kamp kurardık. Van'a geldiğimizde saçlarımız sapsarı. Böyle sarı demeyelim, hafif açık sarı. Allah Allah. Tabii tabii, tabii saçlar hemen. Su yuttunuz mu bol bol? Ya su yuttuğuna boğulursun, çok acıdır. Çok acı. Çok acı. Acayip acıdır. Tabii çok acıdır. Van Gölü öyle. Van Gölü'nde yüzmek kolaydır o zaman. Tuzu bol olduğu için havada fazla mı kalır su üstünde? Vallahi onu bilemiyorum ama yüzmesi çok güzeldir. Gölümüz çok güzeldir. Bir de Van'a göl diyene biz hayın deriz. Van denizdir. Deniz. Tabii deniz. Biz Van. O zaman biz de göl demeyelim artık. Van denizi. Van denizdir yani. Büyükçe bir, çok büyüktür. Abi çok, Rabbim özel yaratmış orayı. Evet. Gidip görmek lazım. Peki Gurbetten Sıla'ya Mektup programımızın adı. Öyle mi? Van deyince en çok neyini özlüyorsunuz memleketin? Valla dostlukları, Van'ın o güzelliğini, yeşilliğini. Dedim ya Bursa'ya çok benziyor. Çok yeşildir Van. Çok sulaktır. Yine Bursa'ya benziyor. Eşi dostu. Bir de en çok da rahmetlik annemle babamın mezarını özlüyorum. En çok onu özlüyorum. En son ne zaman gittik? 16 sene. 16 sene. Gerçekten ona. Geldikten beri pardon. Pardon, pardon. 11 sene evvel büyük abim rahmete gitmişti. O zaman gitmiştim. Evet. Evet. Peki Bursa'yı Bursa yapan içindeki insanlar ve bu evet. insanlar Bursa bir göç şehri. Hep evet. ülkemizin değişik illerinden geldik. Bursa'yı Bursa yaptık. Evet. Hatta yurt dışından bir sürü hemşerilerimiz buraya geldiler. Evet. Bursa'yı Bursa yaptık. Bursa'ya katma değer üretiyoruz. Bursa için varız, Bursa için yaşıyoruz. Tamam. Yeşilyayla Caddesi nasıl güzelleşti mi? Vallahi dediklerinizin hepsine katılıyorum. Çok güzel, güzelleşmesi lazım Bursa'nın ve Bursa'nın insanları da çok güzel. Her şey yakışır Bursa'nın insanlarına. Yalnız caddemiz güzelleşmedi. Daha da kötüleşti. Harabelleşti. Yani çok harabe oldu. İnşallah düzelir. Daha bitmedi gerçi inşaat halinde ama biterse nasıl olacak çok merak ediyorum. Bitimini çok dört gözle bekliyorum. Ben de dört gözle bekliyorum. Bu ağaçların 85 yılıydı zannedersem o yıllarda. İlk dikenlerden birkaç kişiden bir tanesi de bendim. Bu ağaçlarla birlikte büyüdük. Gerçekten o dönemde bir hayal gibiydi bizim dikişimiz. Ama şimdi yaz gelince Bursa'ya bu caddeye doyum olmuyor değil mi yeşilliğiyle? Vallahi zaten hep diyoruz işte bak demek hep arkanızdan dua etmişiz size. Gıyabınızda hep dedik şu ağaçları dikenler hep Allah razı olsun demişizdir. Çok güzel. Yazın yani bizi güneşten koruyor. Yani çok faydasını görüyoruz. Gölgesini sıcaktan koruyor. Harika. Demek çok büyük bir hayır işlemişsiniz. Evet, hemen bu yan tarafta bir Mehmet abimiz vardı. Park bahçelerden o dönemde birkaç ağaç almıştık. İlk ağaçlar buraya dikilen şu önümüzde gördüğümüz ağaçlar idi. Daha sonra Davutkadı'dan Meskene kadar gören bir yerlerden alıp bu ağaçları diktiler. Vallahi çok teşekkür ederim. Ve bu cadde bu hale geldi.
daha da güzelleşmesi lazım. İlk şeyi atmışsınız siz, nasıllar ilk tohumu siz dikmişsiniz. Güzelleşmiş ağaçlarımız büyümüş ama bir de güzelleştirseler çok İnşallah. Güzel olacak. İnşallah. Yeşilyaya Caddesi gerçekten hoş bir cadde. Biz bu caddenin de Çekirge Caddesi gibi bir cadde olması için içimizden niyetimiz hep budur. Bunu temenni ediyoruz, bunu düşünüyoruz. İnşallah böyle olur. Peki Gurbetten Sıla'ya Mektup İnşallah. Programı dedik. Yeni yıla da giriyoruz. Son birkaç cümle. Şu anda bizleri Van'da olsun, Türkiye'nin her tarafında, dünyanın her tarafında TürkSat 1C aracılığıyla izleyen eşe, dosta, akrabalara neler söylersiniz? Valla önce Cenab-ı Allah şu anda Kudüs'te ve Gazze'de büyük katliamlar oluyor. Önce Rabbim şu dünyadaki savaşları bir durdursun, bir su serpsin. Yani artık şu Müslümanların kanı akmasın. Çok hüzünlüyüz bugün yaptığınız konuşmada. Binlerce insan öldürüldü neredeyse. Rabbim yeni yılda yeni huzurlar versin. Herkesin gönlüne göre güzellikler versin. Her şeyi hayra çevirsin. Yaşamak güzeldir, insanlarımız güzeldir. İnsanlara mutlu şekilde yaşamak yakışır. Kin, nefret, tohumla ekmektense mutlu yaşamak daha güzeldir yani. Peki, ben teşekkür ediyorum. Ben programımıza renk attın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Görevinizde başarılar. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, Yeşilyaya Caddesi'ndeki programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi yanımızda bir kardeşimiz var. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Melike, soyadım Gülkaya. 11 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Melike, Bursa'da doğduk herhalde. Evet. Babanın memleketi neresi? Artvin. Annenin memleketi? Bulgaristan. Aa, ne kadar güzel. Sen de Bursalısın. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Anne Bulgaristan'dan gelme, baba Artvin'den gelme. Hı hı. Kardeşimiz de Bursalı. İşte yeni evet. nesil Bursalı. Peki Artvin'e gittik mi? Bulgaristan'a gittik mi? Artvin'e gittim, Bulgaristan'a gitmedim. Gidecek miyiz? Gideriz inşallah. Evet. Baba götürsün artık sizi. Götürsün. Dersler nasıl? İyi. İyi mi? Ne kadar iyi? Az mı çok mu? Çok. Çok iyi. Sınıf başkanı mısın yoksa? Değilim. Değil misin? Başkanınızın ismi ne? Gizem Raşit. Seviyor musun başkanı? Evet. Peki. Öğretmeninizin ismi ne? Gürsel Gülcemar. Nasıl? Öğretmeni seviyoruz mu? Çok seviyorum. Çok seviyorsun değil mi? Evet. Ben de çok severdim ilkokul öğretmenimi. Allah gani gani rahmet etsin. Mehmet Kocabaş. Allah rahmet eylesin. Peki büyüyünce ne olacağız? Hep bu soruyu sorarlar ya. Var mı böyle düşündüğün bir şey? Öğretmen olmak istiyorum. Öğretmen olmak istiyorum. Sınıf öğretmeni. Sınıf öğretmeni. Ne kadar yorucu. Küçük çocuklarla uğraşacaksın. Evet. Peki teşekkür ederiz programımıza renk attın. Bir şey değil. Bu arada babayla birlikteyiz şimdi de. Sizi tanıyalım. Mustafa Gülkaya. Mustafa Bey, ne işle meşgulüz? Kuaförüm kendim. Kuaför. Evet. Ne zamandan beri bu işi yapıyoruz? 81'den beri bu işi yapıyoruz. 81'den 1981. beri. 1981. Bu caddede miyiz hep? Evet, bu caddedeyim. 81'den beri bu caddedeyim. 81'den beri tıraşlıyor arkadaş. İşler nasıl? İşler bu ara durgun. Kriz nedeniyle. Bayram sonrası. O yüzden durgun biraz. Bayramdan önce iyiydi ama değil mi? Bayramdan önce fena değildi. O iyi olan günleri kötü olan günlere yayarsak normal diyelim o zaman. Birikimden yemiş sayılırız şu Peki, anda. Yeni yıla giriyoruz. Bir yeni yıl mesajı alsak neler söylersin? Yani ülke için, dünya için, herkes için iyi günler geçmesini istiyorum. Yani krizin bitmesini istiyorum. Herkese iyi işler, yani daha güzel işler olması istiyorum. Peki. Teşekkür ederiz programımıza renk attınız. Bu arada bir boyacı dayımız var burada. Sizi tanıyalım. Evet. Sizin sevgilinizi sayıyorum. Hattınızı sayarım. Ben de sizin ünlü küçüğünüzü sayarım. Hattınızı sayarım. Ben de akı boyuyorum. Ben de boyacılığına geçiniyorum. İsim soy isim neydi amca? Benim ismim Selahattin Altınışık. Nereliyiz? Tokat. Tokatlısın. Kaç seneden beri Bursa'dayız? 19 sene oldu. 19 senedir Bursa'dayız. Evet. Ayakkabı uyuyoruz herhalde. Ayakkabı uyuyorum. Kaç parayı uyuyoruz bir ayakkabıyı? Ayakkabı yeri geliyor 4 kilo oluyor. Bazı oluyor 3 kilo oluyor. Bazı oluyor 3 kilo oluyor. Ayakkabıya göre. Ayakkabıya göre değişiyor. Evet. Bot olursa 4 lira. Evet. Yazlık olursa herhalde 3 lira, evet. 2 lira. Tabii. Peki. Nasıl işler? Günde kaç ayakkabı uyuyoruz? Allah'ım çok şükür iyi. Kaç tane ayakkabı uyuyoruz günde? Gün onu hesabına bulamayacağım. Bazı bugün de hiç boyayamadım. Bugün hiç yok. Evet. Çamurlu havalarda, yağmurlu havalarda olmuyor herhalde evet, işler. Duruyor işler. Evet. Peki. Ben teşekkür ediyorum programımıza onu renk attınız. Hayırlı işler diliyorum. Sağ ol. Ben de size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Her gün sayarım. Eyvallah. Sağ ol. Hadi.